Yapı stoğumuz ne durumda diyoruz ya hep. Bakın İstanbul Bağcılar'da bir binanın üzerine kat değil bina çıkılmış. Üstelik sosyal medyada infial yaratıncaya kadar yani 30 yıl boyunca da öylece durmuş. Şov Haber bugün o binanın yanındaydı. Afet toplanma alanına gider. Evet gidelim, 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 gidelim. Ve bu. Burada gördüğünüz gibi riskli binalar var. Ve burası hani Bağcılar Meydan. Altı başka, üstü başkaydı ama nasıl olduysa oldu. 30 yıl boyunca Bağcılar'ın ortasında kaymakamlığın yanı başında fark edilmeden durdu. Bina şu anda riskli yapı statüsünde. 30 Aralık'ta riskli yapı olarak tespiti yapılmış bir bina. Şu anda vatandaşlar da binayı tahliye etmiş durumda. İstanbul depreme hazır mı sorusu cevap ararken sosyal medyada akıl almaz bir fotoğraf paylaşıldı. Yani depremde hiçbir ev sağlıklı değil. Yani bir deprem olursa hepsi enkaz altına kalabilirler. Bağcılar'da bir binanın üstüne kaçak kat değil 5 katlı bina çıkılmış. 30 yıl boyunca kimse kapısını çalmamıştı. Ülkedeki en sıkıntılı yerlerden biri çünkü evler hepsi birbirine yapışık. Doğru dürüst boş alan yok. Tepkiler çığ gibi büyüyünce belediye harekete geçti. Bir an önce bunun gibi bütün binalar kontrol edilip riskli bulunan binalar yıkılıp tekrar yenileri yapılsa ya. Sosyal medyada tepki çeken Bağcılar'daki bu binadan karat örneği alınarak binanın riskli yapı olduğuna karar verildi. Üstelik müteahhidi de o binada oturuyordu. O ve diğer oturanlardan evleri boşaltmaları istendi. Tahliye bu 1-2 haftalık süreçte tahliyesi tamamlandı. Bağcılar Belediyesi yıkım için yasal sürenin dolmasını bekliyor. Şu anda yıkım programımızda. Şu anda onun üzerine çalışıyoruz.